Hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda. Hepinizlerle birlikte Fire Emblem Majora 35. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Son bölümde transferler bitmişti. Kadroyu falan da kurmuştuk. Bizi en son Almadı bir taşıyordu diye hatırlıyorum. İstatistiklere baktığımızda 4 maçta 4 gol atmış. Bence de o taşıyor zaten. Sonra Türkiye'de Dünya Kupası elemelerine geldik. Milli takımda iyi bir iş çıkarmamız artık yani zorunlu hale geldi. Biz hala konumlular ama milli takımı aldığımızdan beri hiçbir turnuvaya da katılamadık. Yani ben de artık bir vicdan azabı çekiyorum. Hop, Void. Tamam. Evet. Macaristan ile bir maç var. Orada Isaac'le de ilgileniyor. Tamam abi ya. Bu kadar şey yapmayın. Yani teklif kabul ettiyse bizim için şeydir, önemlidir. Yani yine sıkıntı da değildir ama her seferinde uyarıyorlar. Bulgaristan maçını 3-0 yendik. Mert Hakan, Ozan, Rekuay. Güzel. Bir dakika, kimin cezası geçti? Yusuf Yazıcı. Tamam. Koyar mıyız Yusuf'u? Büyük ihtimalle Hakan'ın yerine belki koyarız. Onun dışında hemen bir takım da ekleriz. Orada o bir dakika ya şey Orkun. Kağıt. Tamam. Malatya falan da bakacağım. Böyle bir alışık geçsin. Yani bir fixture otursun yani. Tablo bir otursun. 2-2 Norveç'le. Evet, berabere kaldık. Cenk, Hoji ve Haaland atmış onlarda. Evet, tekrardan Premier Lig'e döndük. Watford maçımız var. Deplasmandayız. Bence alacağız. Hızlıca simüle edeceğim. Haydi çocuklar. Alırız. 1-1 olmasın. Ya pek iyi başlayamadık. Ama olacak yani. İnanıyorum alışacağız. İlla ki alışacağız. Biz herhangi bir şeyde değiliz galiba. Avrupa'da falan hiç çokuz. Süper Kupa'da kimler vardı? Avrupa Ligi'nde Wolves kazanmış. Oha. Biz zaten hiçbir yerde yokuz da. Of, Avrupa Ligi. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor. Şampiyonlar Ligi'nin hangi Türk temsilcisi var? Fenerbahçe var. Malatya. Malatya geçen sezon kaçıncı bitirdi ya? Ben. Bir dakika ya, bir dakika. Allah Allah. Hani biz Malatya'yı şampiyon yapmadık mı? Premier Lig orta sıralarda bitirecekmişiz bu arada. Bakalım ligdeki konusverlik. Abi tamam işte. Ligi almamış mesela. Allah Allah. Diğer ligler diye bakalım hemen şuradan. Süper Lig. Bakalım. Neredeler? Dokuzuncular. Aga be. Ne günler, ne günler. Ama oyuncuların hepsi de iyi takımlardı. Neyse ki. Tottenham. Ya çok zor abi ya. Şunlara bakın. Adamlar kendilerini çok geliştirmiş yani. İşimiz çok zor. Abi işte. Yani bu maçlar kendimiz mi oynayacağız artık? Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şey yapacağız ama yani. Bunun bir çaresi olacak. Yoksa hani çok zor abi. Of. Şuna bakın ya. Hani çok profesyoneller. Evet, yendik. Evet, Manchester City maçı. İntikam maçı.
Olabilirsek ne hala? Ama yani almamız lazım beyler. Çok güçler farkındayım. Ama yapacağız. Haydi. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi oğlum. Ya. Ama da yani sen bizi hak etmiyorsun oğlum ya. Biz seni hak etmiyoruz daha doğrusu. Biz senin için hiçbir şey yapamadık. Gerçi para ödedik ama. Neyse. Maçı simülatörden de yapabiliriz belki, o da olabilir. Ama bir çözüm bulmamız lazım. 7 maçta 6 puan aldık çünkü, yani bu ne? Sheffield United maçı, buna yenilmeyelim mi artık, kafayı yiyeceğim. Biz Premier Lig'de ilk başa gireriz diyorduk. Şu an ya Sheffield United'la beraber kalıyoruz abi, böyle bir şey olamaz ki. Yedekler mi kötü acaba, yani o da var. Yedeklerimiz falan hiç iyi değil. Ama yani bir Bruyne'le mesela Foyt falan hemen gelişir şu an. Ya keşke yedek falan alsaydık bari o zaman. Ne diyeyim? Yedek olarak bir şey yapacağım. Çok mükemmel bir şey yapacağım. Charlotte alacağım. Yedekte dursun. Çünkü sözleşmesi 12 aya bitiyor diye görmüştüm de. Önceki bölümde öyleydi galiba. Ara transfer dedi. Bunları alırım artık. Evet, Dünya Kupası elemeleri. Rusya ile deplasmanda milli takımla yüzümüz gülsün. 2-1. Mert Hakan taşıyor ya adam be. Southampton'la karşılaştığımızda gol atmasın da var. Evet, grupta bir İngiltere var yani. Onun dışında ben bu gruptan rahat çıkmamız lazım bence. Haydi çocuklar. 3-1. İşte o Emre attı. Ve mükemmel. Yalnız sol bekten de yani o kadar bayağı iyi. Ceza bütün ceza durumda. 16. nedir ya? 16. nedir? Newcastle'a artık ineceğiz. Başka bir çaremiz yok çocuklar. Haydi. 3-2. Almanlar Richarlison ve Ferdi. Çok iyi. Tamam. Bir böyle rahat bir nefes aldık denilebilir. Ama çıkacağız. Rossi'de az koymam gerekiyor yani. Ross aslında hiç yedekli kalan değildi. 80, 21,5 milyon değeri var. Ben sana satın alma yetkisi vereceğim. Tamam. Hadi bakalım. Charlotte'u almaya çalışacağız artık. Hızlıca simüle edelim. Southampton'da Brendama falan da var. Şule var. Luka bakıyor. Daha Brad Bernat. Ya bizim Mert Hakan gol atmasın yeter. 3-1. Alma da ver oğlum sana. Mert Hakan oynatmıyor mu ya bunlar? Evet, Karabağ koptayız. Learning gelişim programı demişler. 83 oldu. Bayağı hızlı gelişiyor o zaman bu. 16 haftada hemen 84'te yapacağız paşayı. Evet. Alma da takımın en değerli oyuncusu olacaktır bence. Fofana ile yarıştalar. Sar falan da var bu yarışta. Herkes var yani. Biz bu manını 25 kule 5,7 milyon para vereceğiz demiştik. Bence öyle bir şey ya, hayal. Almada harcında takımda doğru dürüst katkı veren ve güzel bir şey yapan yani. Yok abi yani, ama Almada da çok iyi yani, onu da kabul edelim. 11 maçta 10 gol, 3 asist. Mükemmel. Burnley ile maçımız var. Hemen şu hızlıca simüle edelim. Hop, Burnley ile 3-2, evet, turla geçtik. Almada yine boş geçmedi. Hadi bakalım. Şimdi Charlotte'a 23.5'a teklif etmiş, kabul etmişler. Kabul. Yetki var. Şöyle bir şey de yapalım hemen. Gençler kadrosu aylık raporu. 16 yaşındaki o oyuncumuzu da alalım. Şu sözleşmesi biteceklerden kim kaldı?
Olmaz bir şey. Begoviç oluyor. Lan ya, lan yanlış vurduk. Neyse. Artık Begoviç'le de anlaşırız. önemli. Yani önemli yanlış oldu. Neyse. Uzatmayalım. Biz bir yıl yapalım da. Tamam. Serbest kalan bedeli olmasın. Ben sana da bir 20 maaş veririm. 20. Evet, bu işe gidecek 8 ay sonra. Takım böyle şu an. Sol bekte sorun çekiyoruz gibi geliyor bana azıcık. Emre Taşdemir 29 yaşında 77 ya. Ulan be Emre. Malatya'da kalanlar şu anda. Antis'te bakalım bir de. Hep onu hayalini kurdum hani çift forvet oynayacaktık. Jolent'in ve Antis'te. Antis'te 77. Vay be. Vay vay vay. Eski günler aklıma geliyor ama o zamanki çektiğimiz zorluklar geliyor. Malatya'da yaşadığımız zorluklar. Richarlison ve Sar. O Alman'da gol atmadı lan ilk defa. Şöyle bir Richarlison ve Malum bir hat-trick falan yapsınlar abi. Charlotte. Evet. Güzel. Charlotte'da transfer şey açılınca gelecek Ocak'ta. Yedek santrafor olarak oynayacak. Bu Melo'nun performansına göre de değişebilir bu yani. Daha da fazla oynayabilir. West Ham United'la maçımız var. Deplasmandayız. Liderlik tablosuna bakalım bir. City lider. 11 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet nedir be? Manyak mısınız abi ya, bu ne? West Ham'ı deplasmanda berabere kalsak bile iyi. Yendik. Ivan Cavaliero ve Richarlison atmaya başladı arkadaşlar. İyi ya, iyi tamam. Oh be. Evet, şu elemelerde geçelim. Sonra bir iki maç atıp bölümü de bitireceğim. İngiltere maçı çok zor. 2-1'e tamam, sıkıntı etmeyin. Zaten gruptan her türlü çıkıyor muyduk? Bakalım, ona bir tabloya bakarız tekrar. Toplama maç oynayacağız. Tamam ya, biz buradan çıkarız ya. Kesin şey değil ama hani burada bence çıkarız. Rusya'yı yenmemiz lazım. Haydi yenelim oğlum. 2-2 yani, olmadı ama neyse. Şimdi tekrardan Premier Lig'e dönelim. Hop. Bölüm sonunda istatistiklere de bakacağım. Gol krallığına bakalım ilk iki. Bizde Almada var 7 golle. Hızlıca simüle edelim. Crystal Palace'da Rake attı, sabek attı. 1-1. Neyse, şimdi. Almada 80. Ne? Bir dakika. Almada 85'ti yani. Bu kadar kısa sürede nasıl gelişti ulan? 11 gol 4 asist. Sarıları şöylesin düzeldi. Bambaşka bir şey bu Almada. Bu Almada var ya hani, çok çok iyi ya. Hop. Değeri bakalım. 98,5 milyon. Almada. Bizi kurtaracaksın. Bunu hissettim Almada. Bizi Almada kurtaracak. Chelsea maçında hemen oynayalım. Deplasmandayız. Haydi çocuklar. Kazanalım. Almada bir şov yap. Ferdi'yle sarı attı. 2-1 kazandık. Almada bir şey yapamadı. Sorun değil. Yeni Mert Hakan yanılışımız Almada'dır. Hayırlı olsun. Of. Neyse. Artık bölümü de kapatacağım. Bayağı yoruldum. Daha fazlası için yorumlara yazmanız yeterli.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay.